Yayınımız ana haber bülteniyle devam ediyor. Önce siyaset diyoruz. Başkan Erdoğan bugün önce Kayseri, ardından da Hatay'da seçmene seslendi. Hedefinde terör örgütüyle kol kola yürüyorlar dediği Millet İttifakı vardı. Terör örgütlerini açtıkları çukurlara nasıl gömdüysek 31 Mart'ta da sandığa gömeceğiz diye konuşan Erdoğan, miting alanında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde hastanelerin durumunu gösteren bir haber izletti. Başkan Erdoğan o dönem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hastanelerde kullanılmış galoş sattığını söyledi. Başkan Erdoğan Hatay mitinginde ise bir son dakika bilgisini paylaştı. Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Onları nasıl terör örgütlerini açtıkları çukurlara gömdüysek, şimdi de sandıklara gömmeye hazır mıyız? Başkan Erdoğan Kayseri'den verdi bu mesajı. Millet İttifakı'nda Türkiye'yi bölmek isteyenlerin kol kola olduğunu söyledi. Beraber oldukları partinin eş başkanı ne diyor biliyor musunuz? Kürdistan'da biz oylarımızı HDP'ye vereceğiz. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu Bay Kemal bu açıklamayı yapanlarla nasıl oluyor da beraber gidiyor? Batı'da da diyor AK Parti'yi ve MHP'yi yok etmek için çalışacağız. Cumhur İttifakı'nın temellerinin çok eskilere dayandığını belirtti. Necip Fazıl'ın, Arif Nihat Asya'nın, Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini okurken zaten ittifak içindeydik. Bölücü terör örgütüyle yaptığımız mücadelede bu ittifak adı konmamış olsa da hep vardı. 411 el kaosa kalktı manşete atmışlardı. İşte o 411 el aslında ne diyordu? Cumhur İttifakı diyordu. Başkan Erdoğan miting alanında Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde hastanelerin durumunu anlatan haberleri izletti. Onun döneminde sağlam giren hasta çıkıyordu dedi. Bay Kemal SSK'nın genel müdürü olduğu zaman bu hastanelerin durumu neydi? Sağlam girersin hasta çıkarsın. Kullanılmış galoşları bile vatandaşa satıyordu bu Bay Kemal. Bay Kemal sen busun bu. Başkan Erdoğan'ın eleştirilerinden CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu da nasibini aldı. Diyor ki bütün piknik alanları, bütün ormanlık alanlar bunların hepsi milletin bahçesi. Niye ayrımcılık yapıyorsunuz diyor. Park alanlarıyla, piknik alanlarını millet bahçesiyle karıştırıyor bu zavallılar. Hem de İstanbul'un evet belediye başkan adayı. Ya dersine iyi çalış. Öğren de öyle gel. Başkan Erdoğan'ın pazar mesaisindeki ikinci durağıysa Hatay oldu. Meclis başkanlığı seçimi vardı. Cumhur İttifakı büyük bir zafer elde etti. Az önce Sayın Bahçeli ile de görüştüm. Rabbim dedim inşallah bu birlikteliğimizi ülke genelinde de Cumhur İttifakı olarak bize zaferle nasip etsin. İşte Başkan Erdoğan'ın zafer kazandık diye bahsettiği o seçim Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapıldı. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım meclis başkanlığı görevinden ayrılmıştı ve bugün milletvekilleri yeni başkanı seçmek için sandık başına gitti. Genel kurulda yapılan oylamada AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop meclisin yeni başkanı seçildi. Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, 3. oylamada anayasada öngörülen çoğunluğu sağlamış ve 336 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilmiştir. Hakkımda göstermiş olduğunuz itimat ve teveccüh için müteşekkirim ve minnettarım. Meclis yeni başkanını pazar mesaisiyle seçti. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni başkanı oldu. Öğle saatlerinde toplandı genel kurul. Binali Yıldırım'dan boşalan koltuğa meclis geçici başkanı sıfatıyla Celal Adan oturdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Türk milletinin kurtuluş savaşını yöneten tarihi şanla dolu bir makamdır. Adaylık sürecinde partiler isimleri belirledi. Meclis başkanlığı için AK Partili Mustafa Şentop'la Nevzat Şatıroğlu, CHP Milletvekili Engin Altay, HDP Milletvekili Serpil Kemal Bay Pek Gözegü, İyi Parti Milletvekili İmam Hüseyin Filiz adaylık başvurusu yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi içerisinden bir aday çıkartmadı. Çok teşekkür ederim.
Sayın Bahçeli'ye de. Genel kurulun başında Şentop salondaki siyasi parti temsilcileriyle tek tek tokalaştı. CHP'nin adayı Engin Altay da aynı şekilde grup başkan vekilleriyle selamlaştı. Ardından vekiller kabinlere girdi. İlk tur oylamasına geçildi. Gizli oyla yapılan seçimin ilk iki turunda üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu yani 400 oy arandı. İstanbul Milletvekili Engin Altay 120 oy. Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 322 oy. 2/3 oy çoğunluğu bulunamamıştır. Ve 3. tura geldi sıra. İlk iki turda 400 oya ulaşılamayınca 3. turda salt çoğunluk olan 301 oy arandı. Mustafa Şentop 336 oy. Onu ilk tebrik eden isim Binali Yıldırım oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni başkanı Mustafa Şentop teşekkür konuşması yaptı. Faydasız sonuçsuz tartışmalarla birbirimizi yorarak tükettiğimiz zamanın en önemli kaybımız olduğunu hiçbirimizin unutmaması gerekir. Sizler görevlerinizi yerine getirirken ben de üzerime düşen görevleri karşılıklı anlayışın canlı tutulması inancıyla yürüteceğim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de meclis başkanlığı seçimini genel kurul salonundan takip etti. MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya üzerinden çarpıcı beka mesajları paylaştı. Biliyorsunuz Cumhur İttifakı son yaşanan gelişmeler ışığında yerel seçimleri bir beka meselesi olarak görüyor. CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı ise buna karşı çıkıyor. Bahçeli bugün aynı vurguyu yineledi ve verdiği örneklerle de iddiasını destekledi. Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyet Hükümeti'nin meşru savunma ve beka mücadelesinde can pahasına yanındayız. Bahçeli dikkat çekici beka mesajları verdi. Bunun tasarlanmış bir propaganda kavramı, gerçeklerin maskelendiği hamase sığınağı olmadığını söyledi. Milli bekaya yönelik muhalefetin ortaya attığı iddiaları hezeyan olarak nitelendirdi. 2019 mali idareler seçimleri yeni hükümet sisteminin ilk demokratik imtihanıdır. Bu imtihandan alnımızın akıyla çıkmamız aynı zamanda beka meselesidir. Sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptı açıklamalarını. Beka demek var olmak, diri kalmak, bağımsız yaşamak, ebediyetin ufkuyla buluşup bütünleşmek demektir ifadelerini kullandı. Son güncel tartışmalara değindi MHP lideri. Çarşıda pazarda oynanan fiyat oyunlarına dikkat çekti. Bugün aldığımız patlıcan, biber, patates mesela 1 kilogram az, 2 kilogram çok olabilir. İşimiz yoksa yarın olur. Yoksulsak gün gelir varlığa kavuşuruz. Yani konu az yedim, çok yedim konusu değildir. Bunların hepsi aşılır ama beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner diye yazdı. Bekayı bilmeyenlerin milleti bilmeyeceğini, tehditleri görmeyeceğini, tarihten anlamayacağını, ecdadı tanımayacağını belirten Devlet Bahçeli, beka özdür, payidar milli ömürdür, kabukla uğraşan kalburla elenip gitmeye de mahkumdur dedi. Milli bekamız haysiyet konusudur. Hedefinde Millet İttifakı da vardı. Dileğim milli beka hedefine herkesin kilitlenmesi, dürüst ve namuslu her siyaset adamının milli bekaya sahip çıkmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti ancak bu sayede varlığını temin ve tescil ettirecektir. Bu nedenle zillette hayır yoktur, zilletle gidilecek yol yoktur diye yazdı. Ve Mersin kentte aday tartışmaları sürüyor ve bildiğiniz gibi İyi Parti aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na geç teslim etmiş ve Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı bu yüzden reddedilmişti. Demokrat Parti'den adaylık başvurusunda bulunan Kocamaz'ın bu başvurusuna da İl Seçim Kurulu nezdinde itiraz geldi. Kocamaz tüm bu yaşananlar için Cumhur İttifakı'nın adayı Hamit Tuna'yı hedef gösterdi. Tuna ise bu suçlamalara düzenlediği basın toplantısıyla yanıt verdi. Çok sert cümleler kurdu. Açık ara aldığımızı görenler kumpas üstüne mazlum, mağdur, küçük emrah rollerinde ağlayarak böyle bir seçim olmaz. İYİ Parti'nin Mersin'de aday gösteremediği Burhanettin Kocamaz yaşananları kumpas olarak değerlendirmiş, komplo teorileriyle Cumhur İttifakı'nın adayı Hamit Tuna'yı hedef almıştı. Sayın Hamit Tuna bir açıklama yapmıştı. Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'den bile aday olamayacak demişti. Demek ki böyle bir plan varmış. Kocamaz'ın bu iddiasına Hamit Tuna'nın yanıtı sert oldu. Adaylık
hazırlık sürecini kaçır. Ondan sonra müsebbibe Hamit Tuna de. Varsa belgenizi atın ortaya. Atın. Demek ki bu parti bir çadır partisi. Burhanettin Kocamaz Mersin'de İyi Parti'nin adayıydı. Fakat Kocamaz'ın adaylığı listenin Yüksek Seçim Kurulu'na geç teslim edilmesiyle kabul olmadı. İşte o dakikadan sonra İyi Parti kanadı ortaya birçok komplo teorisi attı. Bu hain kumpas aramızdan birilerinin ihmali gibi gösterildi. Bu bir ihmal değildir. Genel Başkanımız bu konuya kumpas olarak bakıyor. Bir kumpas olduğunu şu anda düşünmüyorum. İyi Parti Mersin İl Yönetimi sorunun tamamen yanlış anlaşılma sonucundan kaynaklandığı kanaatinde. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru sonunda genel merkez tarafından yapılacağı düşüncesiyle burada bir yanlış yorumlama var. Sanki özellikle saat 5'ten sonra dosyayı oraya götürüyor. Görevli arkadaşlarımız bir talimatı yanlış yorumlaması nedeniyle. İyi Parti aday gösteremediği Kocamaz için Demokrat Parti formülünü devreye soktu. Demokrat Parti'nin adayı çekildi. Yerine Kocamaz aday gösterildi. Ama bu adaylık oyunu da İyi Seçim Kurulu'na takıldı. Mazlum, mağdur, küçük emrah rollerinde ağlayarak böyle bir seçim olmaz. Mersin'de adam nasıl satılır? Seçim nasıl satılır? İlkçiler gösterdi. Kime gösterdi? Burhanettin Kocamaz'a gösterdi. Şimdi bir demokrasi ayıbını ekrana taşıyacağız. O ayıbın sahibi CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba. Tunceli'de seçim bürosu açılışındaydı Ağbaba. Yaptığı konuşmada skandal bir ifade kullandı. AK Parti'ye oy verenlerin eli kırılsın dedi. Siz de eğer AK Parti'ye AKP oy verirseniz sizin de eliniz kırılsın. Veli Başkan, söz verip de onlara oy verirseniz sizin de eliniz kırılsın. Haksız mıyım?